Sevgili dostlar, sizleri İstanbul'dan sevgiyle selamlıyoruz. Ne güzel bir şehirdir İstanbul. Biz bugün sizlerle Kadıköy'ü gezeceğiz. Ama şu anda Beşiktaş iskelesindeyiz. Kadıköy'e yapacağımız yolculuğun ilk durağındayız. Ve işte sabah 8.15 vapurunu bekliyoruz. İşte karşımızda şehir hatlarının, yani şirketi Hayriye'nin o güzel vapurları. Şehir hatlarının bu güzel vapuru, Boğaziçi'nin incisi, hep bahsettiğimiz bu güzel vapura binip işte bu iskeleden Kadıköy'e doğru yol alacağız sevgili dostlar. Yolculuğun bu ilk noktasını sizlerle paylaşmak istedik. İşte bu eşsiz seyahat aracı İstanbul için en güzel, en etkili ve hızlı ulaşım yöntemlerinden biridir. Şimdi vapura doğru ilerleyelim. O gençliğimizdeki şarkı gibi bu sabah 8.15 vapurunda diyeceğiz. Şimdi iskeleye ilerliyoruz. Sevgili dostlar, işte vapurların içinde böyle güzel kafeler var. Şehir hatlarının bu güzel vapuru bizi şimdi Kadıköy'e götürecek. Çocuk oyun alanları, çok güzel geniş bir salon. Kışın bu salonda çok güzel çaylar içilir, keyif yapılır sevgili dostlar. İşte sabahın bu güzel saatinde sizlerle Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Bakalım bizi ne tür güzellikler bekliyor. Vapur keyfi için sabah erken saatleri tercih etmenizi tavsiye edebilirim sevgili dostlar. İstanbul deyince aklıma Martı gelir. Şair öyle güzel söylemiş ki, tam Kız Kulesi'nin yanından geçiyoruz sevgili dostlar. Vapur salına salına ilerliyor. Kız Kulesi şu anda bir bakım çalışmasında. Biz uzaktan seyrediyoruz Kız Kulesi'ni ve İstanbul'u vapurdan seyretmek gerçekten çok keyifli. Rüzgardan kaçıyoruz. Bakın, rüzgardan kaçmak isterseniz böyle de kapalı alanlar var açık bölgede. Koyun İstanbul kartınızı cebinize. Bu vapurlarla İstanbul'un seyrine dalın. İşte karşımızda Salacak sahili. Ve işte tarihi yarımada. Kral Bizas'ın şehir kurduğu, bir hakimiyet kurduğu yer. Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı karşımızda sevgili dostlar. Kadıköy Beşiktaş vapuru bu güzel manzarayı görebileceğiniz en önemli yerlerden biridir. Ve bu vapurlar kendi içinde bir tarihtir sevgili dostlar. Beşiktaş'tan yola çıktığınız Kadıköy gezisi bu vapurları konu almadan mümkün değil, tam olmaz. Ve işte selam veriyoruz Fatih vapuruna. İstanbul'un en güzel hatıralarında yer eden bu güzel yolculuğu sizlerle paylaşmak çok büyük mutluluk sevgili dostlar. Karşımızda Salacak sahilin devamı, harem, liman ve işte Anadolu yakası boylu boyunca karşımızda. Çamlıca Kulesi, yeni hizmete giren kule biliyorsunuz. İstanbul'u tepeden seyretmek isteyenler için ideal. Bugün yolculuğun hedefi Kadıköy ama yolculukta varılacak yer kadar yolculuğun kendisi de kıymetli sevgili dostlar. Ve Kadıköy'deyiz. İşte Beşiktaş'tan gelen vapurdan indiğimiz iskele karşımızda. Bir de karşıda bir iskele var. Ve bu eski güzel iskelenin
yapım tarihi net olarak bilinmiyor ve mimarı tam olarak notlarda yer almıyor sevgili dostlar. Son zamanlarda bir yenilenme çalışması oldu, boyandı, temizlendi, üzerinde de çiniler var. İşte Beşiktaş Kadıköy hattının o meşhur iskelesi bu ve buradan bir de Adalar hattı var. Bir günde yolumuz belki adalara düşer sevgili dostlar. Biz Kadıköy'de işte gezimize başlıyoruz. İskelede büfeler, İspark'ın bisikletleri, hemen karşıda Kadıköy Dairesi var. Çok da önemli bir yapıdır, tarihi bir yapıdır. Şu gördüğünüz otel binasından yukarı doğru çıktığınızda da Moda'ya, Moda Burnu'na gidersiniz. Bu yolda kayalıklarla dolu, doldurulmuş bir sahil olan Moda sahile götürür sizi. Biz bugün Kadıköy'ün o meşhur çarşısıyla başlayacağız gezimize. Buyurun, ışıklardan karşıya geçelim. İşte karşımızda Kadıköy'ün, Moda'nın o güzel tramvayı. İstiklal Caddesi'ndeki kırmızı tramvaylara alışkınız. Ama bu yakanın, Moda'nın, Kadıköy'ün tramvayı da işte böyle yemyeşil sevgili dostlar. Bu Moda'dan son yokuştan yola çıkar ve Boğa heykeline doğru gider ve Bahariye Caddesi'nden bir yuvarlak çizer. Kadıköy, Moda. İşte buraya yolunuz düştüğünde bu güzel yolculuğu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili dostlar, Kadıköy'ün tarihi o kadar eskilere dayanıyor ki, Kadıköy İstanbul'dan eskidir desek inanır mısınız? Evet, İstanbul'dan çok daha eski bir tarihi var. Her şey Megara Kralı Bizas'la başlıyor sevgili dostlar. Kral M.Ö. 658 yılında bir arayışa giriyor, yeni bir yer arayışına giriyor ve bu süreçte Derv Tapınağı'na giderek oradaki kahinlerin fikrini alıyor. Bir kahin Bizas'a şöyle diyor: "Körler ülkesinin karşısındaki yerler size yurt olacak." İşte Kral Bizas bir süre bu yeri arıyor. Yol onu saray burnuna getiriyor. Yani hemen karşımızdaki tarihi yarımadaya getiriyor. Tarihi yarımadaya gelen Bizas şöyle bir karşıya bakıyor ve buradaki kurulmuş düzeni görüyor. Kadıköy'ü görüyor. Yani o zamanki Kalkedon'u. İşte burayı gördükten sonra diyor ki, burada yaşayanlar kör mü acaba? Bu güzellik varken gitmişler, orada bir yurt kurmuşlar. Demek ki körler ülkesi orası, benim yerimi kuracağım yerde işte tam da burası diyor. Karşımızda Sarayburnu ve işte bir devir böyle başlıyor sevgili dostlar. İşte körler ülkesi adı Kalkedon'a, yani Kadıköy'e işte ilk böyle konuyor. Ve bir güzellik şu anda karşılıklı bakıyor. Tarihi Yarımada ve Sarayburnu. Elbet Kadıköy'e körler ülkesi denmiş ama Sarayburnu'nda gün batımı o kadar güzelmiş ki, yani hemen karşımızda, Kadıköylüler, Kalkedonlular bile isteye buraya kurmuşlar bu güzel yeri ve Kadıköy'ün hikayesi de işte böyle başlamış. Kadıköy'ün tarihi M.Ö. 3000 yıllara kadar dayanıyor sevgili dostlar. Eski adı Kalkedon, her zaman söylenir ve bilinir. Burayı Fenikelilerin kurduğu bilinir ve buradaki şehrin kuruluş amacı Karadeniz'de bulunan kolonilere ulaşım sağlamak. Zamanla bu şehir İzmit bölgesine, İzmit'in olduğu yere kadar uzanıyor. Zaten şehrin buraya kuruluş amacı da o. Anadolu ve Anadolu'nun son noktası işte burası. Artık karşıya geçmek mümkün değil. O çağlarda ne bir ulaşım aracı ne bir gemi var sevgili dostlar. Yani buradan başka kurulacak yer yok. Hemen karşımızda gördüğümüz yer bir dönemin hali. Şimdi de tiyatro, opera ve konservatuvar eğitim merkezi olarak kullanıldı. Şu ara gördüğünüz gibi tadilatta kapalı. O zaman bu bölgede hal olması, bir hal kurulması tabii ki kolay değil. Küçük bir bölge ama o hal sonra bir sanat merkezi, sanat okulu oluyor. Fakat o sanat okulunun da bu hale, gürültünün içinde nasıl kendini devam ettirdiği de ayrı bir merak konusu.
Kadıköy'de ilk yerleşim Fikirtepe bölgesinde olmuş sevgili dostlar. Daha sonra Modaburnu ve Yoğurtçu Parkı o bölge arasında kalan yerde bir bakır ülkesi kurulmuş. Aslında günümüzde bu bölgede bir bakır olduğu, bakır çıktığı bir dönem bilinmez. Tam tersine Bakırköy vardır ve bakırla hiçbir ilgisi olmayan bölgedir. Kadıköy'ünde böyle bir hikayesi var. Özellikle zenginler Modaburnu çevresine yerleşiyor. Kadıköy'ün asıl gelişmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi yapıların inşaatıyla başlamış. 1857'de başlayan vapur seferleriyle de tercih edilen bir bölge halini almış. Artık uzak denmemiş buraya. 1857'de başlayan bu vapur seferleri de şirketi Hayriye'dir sevgili dostlar. Kadıköy Çarşısı, Altı Yolu, Bahariyesi ve Bağdat caddeleriyle ticari hareketliliğin çok olduğu bir bölge. 18. yüzyıla gelinceye kadar Kadıköy zengin Rumların yerleştiği sayfiye yeri olarak da biliniyor. Özellikle Selimiye Kışlası, bakın hemen karşıda onu göstermek istiyorum, arka tarafta kalıyor. Özellikle Fenerbahçe bölgesi bu yazlık bölgelerin önemli duraklarından biri. Bakın hemen Kadıköy Çarşı'ya giden yolda arkamızda kalıyor. Kadıköy iskeleden içeri doğru girdiğimizde işte Kadıköy'ün o bilinen eski çarşısına ulaşıyoruz. Burası her çeşit dükkanı bir arada bulabileceğiniz sahaflarıyla meşhur bir çarşı. Nice romanda Kadıköy'deki sahaflardan bahsedilir sevgili dostlar. İşte o hikayeler hep bu sokaklarda geçer. Burada çok önemli lezzet durakları da var. Ali Muhittin, Hacı Bekir lokumcusu, şekercisi işte burada ve hemen karşısında meşhur eski kupuriyesiyle tanınan Baylan Pastanesi var. Cumhuriyet'le yaşıt. Yolunuz buraya düştüğünde bu güzel kapıdan girip işte Baylan Pastanesi'nin lezzetlerine bakmanız gerekir. İşte Kadıköy'ün renkli, çok sesli ve İstanbul'un biraz dışında sokakları. Neden dışında dedim? Kadıköy'e geldiğinizde farklı bir yere geldiğinizi anlarsınız sevgili dostlar. Rengi farklıdır, dokusu farklıdır. İnsanlar farklıdır Kadıköy'de. Aslında İstanbul'da her bölgede çok gezdiğimiz için çok net görebildiğimiz farklılıklar var. Her semtin insanı inanın çok belli eder kendini. İstanbul'u tanıdıkça bu ayrımı da daha iyi fark edeceksiniz. İşte bir dönem gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer olduğunu söylemiştik bu bölgenin. Mahallenin en büyük kiliselerinden biri Mühürdar Caddesi'nin hemen başında sizleri karşılıyor. Kadıköy'ün rengarenk çarşısına geldik sevgili dostlar. A'dan Z'ye her aradığınızı bulacağınız güzel bir çarşı burası. Rengarenk sokaklar Kadıköy'de sizi eskiye doğru götürür. Gelin birlikte yürüyelim. Kadıköy Çarşı'dan Bahariye Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Miralay Nazım Sokağı'na geliyoruz. Gerçekten çok güzel binalara rastlıyoruz sevgili dostlar. Her geçişimizde bu güzelliklere hayran olmuşuz. O yüzden sizlerle paylaşmak da çok keyifli. Şu cumbalar, şu işlemeler, pencereler.
Hepsi birbirinden güzel. Böyle yapın. Her ara sokağa yürüyün sevgili dostlar ve bu güzellikleri görün. Pembe ne kadar güzel değil mi? Romanlardaki, şarkılardaki pembe panjurlu evi bulduk. Bahariye Caddesi'ndeyiz. İşte tarihi kalıntılar, o kemer kapılar, rengarenk tramvay yoluyla Bahariye Caddesi'nde ilerliyoruz. Kadıköy'ün önemli bir merkezidir Bahariye Caddesi. Kadıköy'ün o kalabalığına inat biraz daha sessiz, biraz daha sakin bir bölgedir. Ve karşımızda Süreyya Operası. İstanbul Eski Milletvekillerinden Süreyya İlmen tarafından 6 Mart 1927'de hizmete açılan Süreyya Operası'nın önündeyiz. Ve işte bu bina bir dönem sinema salonu, balo salonu ve gösteri salonu olarak kullanılmış. Bu opera binası gerçekten hem Kadıköy'ün hem İstanbul'un çok önemli yapılarından biridir. Gerçekten müzik ve sahne sanatlarına yapılabilecek en güzel desteklerden biri. İşte Emiroğlu Süreyya Paşa ismi de binanın en üstüne nakşedilmiş sevgili dostlar. Bahariye Caddesi'nde Kadıköy'de boy gösteriyor. Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykeline geldik sevgili dostlar. Altı yol kavşağındayız. İşte burada bulunan boğa heykeli Bonheur adlı heykeltıraş tarafından 1864 senesinde Paris'te yapılmış. Heykelin yapılma amacı Fransız gücünü Almanlara göstermekmiş. Fakat sonrasında Almanlar Fransızları bir yenilgiye uğratınca heykel Almanya'ya getirilmiş. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu dönemde Alman kralı tarafından Enver Paşa'ya hediye edilmiş bu heykel. İşte o Enver Paşa'ya heykel hediye edilir ve bu heykel Altı Yol Kavşağı'na buraya dikilir. Nereden nereye sevgili dostlar? Şimdi bu heykel Kadıköy'ün simgesidir. Her gelen fotoğraf çeker. Heykelin üstüne çıkanlar bile vardır maalesef. Keşke öyle şeyler yaşanmasa ama var. İşte hemen karşımızda Bahariye Caddesi girişi. Kadıköy iskeleden yukarıya çıkan yokuş. İşte Bahariye, Kadıköy'ün ara sokakları, çevre yoluna gidiş. Hemen aşağıda bilinen Fransız Lisesi, Saint Joseph Lisesi ve işte Kadıköy'ün merkezi bir bölgedeyiz. Alışveriş sever dostlarımıza bir de not iletelim. Şu yoldan aşağıya inerseniz biraz aşağıda Çilek Sokak başlar ve işte Çilek Sokak'ta da tekstilin, kıyafetlerin bin bir çeşidini görmeniz mümkündür. Burası neresi? Söğütlü Çeşme Caddesi ve Kuş Dili Caddesi'nin kesiştiği yer. Evet dostlar, devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Kadıköy Boğa'dan aşağıya indiğinizde karşınızı Çilek Sokak süsleyecek. İşte Çilek Sokak altı yolunda hemen alt tarafında her yer tekstil dükkanı. Gerçekten İstanbul'da birçok yerde bulamayacağınız kıyafetleri, şapkaları, elbiseleri bulabileceğiniz bir yer. Tabii yıllar önce geldiğimde çok daha ekonomikti bu dükkanlar. Şimdi öyle değil. Elbette her şey pahalılandı. Ama buraya gelmişken Çilek Sokağı da es geçmek istemedim. Sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu Çilek Sokak'tan ilerlediğiniz zaman hemen karşınızda boğa heykeliyle karşılaşacaksınız. Az önce gezdik. İşte şimdi tekrar Çilek Sokak'ta şöyle bir tur attıktan sonra boğa heykeline merkeze doğru gidiyorum. Burayı niye gezdirdim size? Çilek Sokak yıllar önce duyduğumuz bir yerdi. Tekstilin gerçekten merkezi ve sabah saatleri olmasına rağmen kalabalık
İşte burayı da birlikte gezmiş olduk. Köşe bucak Kadıköy diyebiliriz. Sevgili dostlar, Moda'ya geldik. Kadıköy Moda. Kadıköy gezisinde olmazsa olmaz bir durak. Güzel Moda'dayız. Moda'nın tramvay yolundayız. İşte bu güzel semt bizleri bütün güzelliğiyle karşılıyor. Bakalım Moda'da nereleri gezeceğiz? Sevgili dostlar, Moda Çay Bahçesi'ne geldik. Moda'nın en güzel yerlerinden birindeyiz. Yolunuz düştüğünde buraya mutlaka uğrayın. Akasya ağaçlarının altında demli bir çay için. Moda'da uğrayabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Karşınız artık yolun sonu. Boğaz'ın Marmara'ya açıldığı bölge, Marmara Denizi karşımızda. Az önce otururken ada vapurları geçiyordu. Adaya yolculuk. İşte Moda burnundayız. İstanbul'un en sakin, en güzel burunlarından biri. Moda Çay Bahçesi de gerçekten bu bölgedeki en sakin yerler. Bakın ağaçların güzelliği. Hemen ardında çok güzel bir çocuk bahçesi var. Çocuk parkı var. Böyle eski masalar, adalar, modalar dedikleri gibi. Moda günün her saati sizi ayrı güzellikle karşılar. Bahariye, Kadıköy'e doğru çok kalabalıkken Moda işte böyle güzellikle akasyalar altında bir çay bahçesiyle sizleri kuş sesleriyle sakinliğe davet eder. Moda'da gezmek işte böyle çok güzel. Moda burnunda özellikle büyük kulübe doğru o kadar güzel binalar var ki sevgili dostlar. Özellikle buradaki bu güzel binaları ve apartmanları eğer meraklısıysanız gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. İşte Moda Aile Çay Bahçesi demişler. Oradan çıkıyoruz. Sağa doğru giderseniz Moda burnuna gidersiniz. İskeleye doğru oradan ta Kalamış'a kadar yürürsünüz. Böyle gittiğinizde yol sizi Moda'nın içine doğru götürür. Moda deyince tabii ki hepimizin aklına ne geliyor? Moda 81.300 İstanbul. Elbette Barış Manço'yu hatırlıyoruz. Barış Manço Müzesi'ni her Moda ziyaretimizde ziyaret ediyoruz. Barış Manço'nun yaşadığı ve hayatını kaybettiği ev. O ayrı bir video konusudur. O ayrı bir çekim konusudur. Çok da güzeldir. O yüzden ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım ama yine de burada anmadan geçmek istemedim. Yeni dünyaları her gezide biraz daha büyümüş görüyorum bu arada. Ve Moda'nın o güzel apartmanlarından biri karşımızda. Çok güzel. Geçen hafta da Arnavutköy'de gezerken yeni dünyaları görüntülemiştik. Çok güzel apartmanlar bu arada sevgili dostlar. Moda işte karşımızda. Evet, bahsettiğimiz adrese çok az kaldı. Ama biz bu video içinde değil, onu kendi içinde ayrı bir videoda paylaşacağız. Fakat Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz sevgili dostlar. Bakın bu bina da Moda'nın en eski yapılarından biri. Şu anda hala oturuluyor. Dışarıdan ne kadar terk edilmiş de görürse. Hatta yaşam var ve ünlü bir piyano sanatçısı. Oldukça yaşı olan bir sanatçı. Kardeşiyle oturuyor. Öyle bir bilgi var. Kullanılıyor ama ben bu binayı uzun yıllar terk edilmiş zannederdim. İşte Moda'ya geldiğinizde bu güzellikleri de es geçmeyin sevgili dostlar. Binalar. İşte hemen karşıda meşhur dondurmacı Ali Usta var. Sevgili dostlar, Moda'ya geldiğinizde meşhur olduğuna aldanmayın. Hayatta yiyeceğiniz en kötü dondurma olabilir. Az önce uğradık ve birçok müşteriden ard arda yüksek fiyatlı şeyler çekildi. Alışveriş ederken, gezerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Moda sokaklarında geziyoruz. Aslında gezerken sevgili dostlar böyle çok fazla olumsuzluk görüyoruz. Restoranlarda, kafelerde, sokaklarda, her yerde
Ama bunları sizlere yansıtmaya çok meyilli olmuyorum açıkçası. Hani keyifli şeyler seyredin istiyorum. Ama modanın en işlek yerinde meşhur olarak önünde, affedersiniz, polenlerden sesimiz kısılıyor. Bu kadar meşhur olmuş bir dondurmacının gerçekten hem de müşteriden fazla fiyat çekip hem de müşteriye kafa tutması ve oldukça lezzetsiz bir dondurma ikram etmeleri. Artık bazı şeylerin sadece adı var diye satın alıyoruz. Ama artık biz tüketiciler o kadar da saf değiliz sevgili dostlar. Bu da bu videomuzda bir hatıra olsun. Bir yandan da modanın o bir dönemin en popüler yapılarından biri olan evlerini seyrediyoruz. Evet sevgili dostlar, gün ilerledi ve gün öğleden sonraya döndü. Saatler bu saate gelince Bahadiye Caddesi daha bir güzel, daha bir renkli göründü bana. Tramvay da çok keyifli. Buradan modaya doğru gidebilirsiniz. Gerçekten ortam çok güzel. Bakın hemen ileride tiyatro sahneleri var modada. Kadıköy'de, Bahariye'de bu bölge sanatın da merkezi. Çeşitli resim sergileri, fotoğraf sergileri. Bakın ne de güzel resmetmişler Galata'yı, martıları. Şöyle bir daha bakalım. Ve ne güzel burada bir de sanat dedik. Moda sahnesi, oyun atölyesi gerçekten çok keyifli tiyatrolar izlediğimiz sahnelerdir. Sesleri duyuyorsunuzdur. Cıvıl cıvıl da bir yer. Gezmek çok keyifli. Böyle güzel yerlerde gezmiş olduk sizlerle. Şimdi yolculuk yavaş yavaş bitiyor. Çok gezdik, çok gördük. Sevdiğimiz dostlarımızla kavuştuk, kucaklaştık. Şimdi tekrar boğa heykeline doğru, merkeze doğru gidiyoruz. Ve yol bizi yine iskeleye ulaştıracak. Biz Kadıköy'e yavaş yavaş veda edeceğiz sevgili dostlar. Gerçekten bu güzel binalar, bakın aralara sıkışmış güzel binalar hep sürprizlerle dolu. Kadıköy, Kadıköy hep sürprizlerle dolu. Sevgili dostlar, Kadıköy'de çok güzel bir gezi yaptık. Biz şimdi Kadıköy'den vapura bindik, Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Bir gezinin daha sonuna geldik. Sizlerle o kadar güzel bir gezi daha yaptık. Ne güzel yerler gördük. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Bugün bu gezide bana çocukluk arkadaşlarım eşlik etti. Benim için çok özel ve güzel bir gündü. Sizlerle Kadıköy'ü gezdiğimiz için çok mutluyuz. Kadıköy vapuruna bindiğinizde bu güzel müziği dinleyin ve bu müzisyenleri destekleyin sevgili dostlar. Hepinize bu güzel vapurdan, İstanbul manzarasından sevgiler.